Beşiktaş dedi ta, to, futbol onlarınla top onların olsun maç bizim olsun demedim abi zamanında. Başka olsun ha. demek başka ben şunu söylüyorum. Olmuş bir maçı anlatıyorum. Galatasaray gitti e, şey maçı Alanya maçı Atay maçı mı? Alanya. 4-5 tane net pozisyon var Galatasaray 35'e 65 topla oynama. İşlemede ki biz katı defans yaptık. Dedi ki biz topu rakibe bıraktık. E Konya'da bugün topu sana bıraktı. Öyleyse yani. Ha, sana olunca rakipler kapanıyor. Sen olunca sen bilerek yapıyorsun. Ya bırakalım bunu yani. Küçük dağları ben yarattım bırakalım. ve ya futbol ortak bir analiz dili ister. Ortak analiz dili ister. Bu da gerçekçi değildir. Sen bugün Konya Sporu hasbel kadar şansa yendin. Geçen hafta Antalya'yı öyle yendin. Söylediğim gibi Malatya'yı öyle yendin. Sen futbol oynamıyorsun hoca. Senin kadron da bu ligin en kaliteli kadrosu. Kimse aksini söyleyemez. Kalan haftalar için Galatasaray'a şans vermiyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu kafayla vermiyorum. Yani bu bakış açısından. Her şeyi kendinden bilip, her şeyi rakiplerden bilip... ...sağda oynamayan Galatasaray'ı görmeyen bir teknik adam düzeltemez bu işi yani. Galiba Galatasaray'ın e, ligdeki kaderini belirleyecek maçlar... ...Aytemiz Alanya, Spor Fenerbahçe ve Hatay e, Beşiktaş maçları olacak. Biraz zorlardan çıkacak sonuçlar. Ama diğer yandan Serhan Türk'ün de söylediği bir şey var. Yani Galatasaray bu ligde her takıma her maçı kaybedebilecek kıvamda. Hayır bir de şu var... Şöyle bir havası var mesela. Abi siyahla beyaz gibi yani. Bir maça bakıyorsun muhteşem oynuyor diyorsun ki. De. Şampiyon olabilir diyorsun. Bir maça bakıyorsun diyorsun ki bu takım nasıl şampiyon olacak? Böyle ruhsuz bir takım mı olur diyorsun. Terim'in de o havası var diyor ki biz hani bir gaz beş yaşlı takılsa bir Atay'a takılsa diyor biz yeneriz. Ya sen beş yaşlı nasıl yeneceksin? Sen bir defa beş yaşlı oynayalım bir tane maç. Pozisyon bulamadın 2-0 bitti ki 5-0 olurdu. Pozisyon bulamadın. Nasıl yeneceğim? Neye güvenip yeneceğim diyorsun? Abi yine de önemli maç. Bence Galatasaray Beşiktaş maçı ya, olacak. Bu ayrı Kesinlikle. derbi değil bu. Ben başka bir şey anladım. Ben diyorum ki Beşiktaş'ı yeneceğini nereden çıkıyorsun? Sezon başında oynanan oyuna bakalım. Abi Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yeneceğini nereden çıkartıyorsun abi? Bir de öyle bakmak lazım. Beşiktaş'a yenmek da. gerekmiyor ki. Beşiktaş yenilmesi yetiyor. Beşiktaş'a 1-0 yenilmek bile yetiyor. Ben yenecek demiyorum. Ama işte Hatay maçında maçını nasıl onu çıkaracak? sen, sen şimdi mesela... Abi senaryo yaparsak şimdi Hatay maçında Beşiktaş'ı karşılaştırırsak Beşiktaş oradan yenildiği zaman ha. ki Hani varsayım üzerine gidiyoruz ya sonra ne yapacak Galatasaray'a gelecek. Galatasaray'da da yenilirse tekrar ateşlenmeyecek mi abi? Tekrardan puan hesapları yapmaya başlamayacak. Ya bu dediğin, abi? bu dediğin Üçlü zaadelere vapur var, git derler zaman. <laughs> yani şunun için diyorum. Ben başka Abi bir... olmaz denilen bu, şeyler o... oluyor bu sene ama. Bak kardeş. Galatasaray'ın hiç kaybet bezenemiz. Dediğimiz... Abi o, bak ama... o, o 20 yılı sonra karar verdim canlı yanında laf anlatmak çok zor. Hakikaten zor. Söylemek kolay, anlatmak zor. Ben başka bir şey anlatıyorum. Yener yenemez demiyorum. Yenebilir de Galatasaray. Ben diyorum ki sen Beşiktaş'a neden düşünüyorsun? Oynadığın futbol ortada. Kaleye gidemiyorsun Konya maçında. Antalya maçı ortada, Malatya maçı ortada, Kasımpaşa maçı ortada, Fenerbahçe maçı ortada. Sen hangi maçtaki oyununla beş... Beşiktaş... Beşiktaş'ın da maçları ortada. Bugünkü dahil. Sen neye bakıyorsun? Yani ne seni yenecek diyor. Bana göre hakemden başka kimseye güvenemezsin sen şu şartlarda. Sağda Beşiktaş'ın oyununa bakarsan sana 3'e 3 üç katı... Çarpı 3. Beşiktaş'ın sağdaki toplu oynaması, futbolu bulduğu pozisyonlar, mücadelesi, kenetlenmesi Galatasaray çarpı 3. Sen yine yenebilirsin futbol bu. Bugün Rize Spor'da Beşiktaş'ı belki de 3. duran toplu olsa belki gol atacak. Bu belki başka bir şey olacaktı. Benim tabii. dediğim şu. Sen yeneceğini nereden biliyorsun? Bana ortaya bir done koy. E arkadan gelen doğal olarak hesabı ona göre yapmaz mı? Yani Turgay abi bir yerde arkadan gelebiliyor musun da? Mi? Gençler bir maçını bir geç bakalım önce. Tabii. Ama sen geç. de işte abi Hatay maçını geç. Öyle bir durum var ya. Hani ben maç maç görmek ama Turgay abi. Hatay maçı gibi ben Beşiktaş'a ilgili laf söyledim mi? Yok ben şey beşiktaş... diyorum. Turgay Be abi beşiktaş şimdi beşiktaş herkes ki... Beşiktaş'ın kaybetmesini bekliyor. Doğru mudur abi? Fenerbahçe de bekliyor. Galatasaray da bekliyor. Doğru mudur abi? Sevgili kardeşim Beşiktaş tamam, kaybetti. Galatasaray şu an umut vermiyor. Beşiktaş diyor, Atay'a puanla. kaybetti. Bir dakika. Beşiktaş ile berabere kaldı kendi sahasında. Yenildi berabere kaldı. Dünyanın sonu Beşiktaş. Abi Beşiktaş, beşiktaş şey? şu an zaten şampiyonluğu soru cevapla daha kolay ben. Dünyanın sonu mu Beşiktaş? Anlaşıyoruz her Dünyanın sonu mu Beşiktaş'ın? Yok değil. Galatasaray Ama gençler e bizimle beraber kalırsa dünyanın sonu mu? Bitti abi. Ya, bitti. Tamam. Onu söylüyorum. Bir de böyle bir durum var. Fenerbahçe yani alan yere kaybederse bitti. Geçmiş olsun. Moral manşetler. İşte man Beşiktaş'ın bu avantajı var. tamam. Ya, onu ben bunu söylüyorum. Karşındaki takımın bir de altı puanlık avantajı var senden. Tabii. Peki. E Her tokadı yememişsin. Kendi yumruğunu <laughs> bozduğun Armut'u sanıyorsun. Yok abi zaten biz bunu dedik ki zaten. Başında dedik ha Fena Beşiktaş oynadığı futbolla şampiyon dedik. Onu söylüyorum. Tamam. Zaten Galatasaray şu futbolla şampiyonu kimin için esinler ya? Kimin için esinler? Son ikinci yarı üzerine dört transfer yapmışsın. İyi takım 4 dört de transfer yapmışsın. Ortada futbol yok. Ve hoca eleştiren yok. Herkes suçlu. Rakip suçlu. Kapanan rakip suçlu. Sağlar suçlu. Sağlar çamur oluyor. Hakemler suçlu. Tacı yanlış veriyorlar. Bir tek hoca Hocam maç kaybediyor. Hocam şampiyon Avrupa Şampiyonlar Ligi soru bu ya. Şampiyonlar Ligi ne düşünüyorsunuz? E, kolay değil Galatasaray şampiyon Peki şampiyonluk neyi sormak isterdin Turgay abi hocaya bas toplantısında? Benim neler soracağımı o bilir. Ben onu neler sordum daha önce bilir. Üç defa manşet dolu soruları. Çünkü de ben ben sordum soruları. Ya mesela bugün Bilmiyorum maçtan sonra neyi sorardım mesela en, ben en basit. Ben derdim ki hocam ben bugün olsam derdim ki hocam Avrupa Ligi hakkında ne düşünüyorsun derdim. <laughs> onu sorardım. Ne demek bu nereden çıktı devir derdi. Hocam derdim kaybedince bunu sordular ya. Ben de kazanınca konuyu geçtirmek için bunu sordum derdim. Futbol yok derdim sahada. Asbel kadar bir golle kazandı. O yüzden Avrupa Ligi konuşalım. Ama Fatih Hoca basın toplantılarında hani hepimiz biliyoruz. Gelen bütün soruları da alıyor. Bu soru nereden çıktı tepkisini çok nadir. Soru gelmiyor. Abi, soru şey sor soru gelmiyor. Geçen sor, hafta soru o, o gelmiyor. Önemli, o önemli ama o konuda. Bugün doğru soru geldi. Geçen hafta nereden dört soru soran. Ama o konuda hani bir Anadolu takımı taraftarı olarak söyleyeyim. Hani kolay kolay bir Fenerbahçe teknik direktörüne, Beşiktaş teknik direktörüne de Galatasaray teknik direktörüne de aklımızdaki dışarıdan bakan insanların sorduğu soruları oraya giden muhabir arkadaşlarımız sormuyorlar. Vallahi ben böyle bir kural ben, var ben, ama orada, bu sadece Fatih ben konuda, bence bütün hocalar öyle ben o konuda öyle. iki cihanda gönlüm rahat. Ben de toplantıya giden bilir. Ben toplantıda hiç acımam. Samet Aybaba'ya dedim ki hocam kazandığım maç, ordu maçı. Dedim ki hocam bu Gökhan sözünü daha kaç maç oynayacaksın dedim ya. Koridor oldu orası dedim. Biz dedi Turgay'cığım şimdi menemenimizi yapacağız dedi. Gideceğiz. Cevabı bu oldu. Sonra menemen olayı çıktı. Ben sorarım. Dedim ki kazanmış maçı. Skor ayrı kardeşim. O adam niye oynuyor diyorum. Sahur da yaklaştı Turgay abi. Zamanları aldı. Şunu demek istiyorum. Gazeteci sorusunu sormuyorsa evine götürdüğü paranın bir bölümü gidiyor. Hakkaniyeti gidiyor. Evet. Soracaksın kardeşim. Mutlaka. Karşısındaki adam seni öldüremez, dövemez, edemez. En çok olsa der ki bu adam antrenmana gelmeyecek. En son kendi gider o antrenmandan. En son kendi gider. 1905'te mesaj gelir cebine gider en son. Korkmayacaksın. Gazeteci korktu anda biter. Peki e, Emre Belezoğlu Hoca ve Volkan Demirel Hoca... ...Kasımpaşa maçı, türbün olayları... ...Fatih Hoca'ya da soruldu <laughs> ee, Serhan Türk. Şimdi Galatasaraylıların <laughs> tamamı bence şöyle düşünüyor... ...Fatih Hoca olunca Türkiye Futbol Federasyonu... E, ...kurulları çok rahat ceza veriyorlar. Ya da raporlar çok rahat yazılıyor... ...ve bol bol veriliyor... ...başka hocalar olunca bu cezalar verilmiyor... ...mu? Ya tabii ki şöyle görmek lazım... ...ben o tarafını söylemeyeyim de... ...diğer tarafını söylemek gerekirse... ...Türkiye Ligi'nin en kolay cezalandığı teknik adam... ...kesinlikle Fatih Terim'dir... ...yani hareketi, duruşu, söyleyişi... ...bakışları bile artık... ...cezaya meyil hale geldi ki... ...bence ve... bunda artık iyice alışkanlık haline geldi... ...en ufak harekette Fatih Hoca'ya ceza yazılıyor ve Fatih Hoca'nın aldığı cezalarda tabii ki hocanın şeyi var mı? Yanlışı var mı? Tabii ki haksız olduğu durumlar var ama haklı olduğu durumlar da var. Bence çifte standart olmadığını düşünüyorum. Sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Cezaların geneline baktığınız zaman. Çifte standart olmadığını mı düşünüyorsunuz? Olduğunu mu düşünüyorsunuz? Çifte standart olmadığını düşünüyorum. Ben. Olduğunu düşünüyorum. Pardon özür dilerim. Olduğunu düşünüyorum. Öyle bir kafa gittik şu an. Ya bence Fatih Terim e, haklı olduğu ceza aldığı durumlar da var ama haksız olduğu ceza aldığı durumlar daha fazla olduğunu düşünüyorum. Burada bir sevk bekliyor muydunuz? Burada bir sevk e, tam anlamıyla tabii ki bekliyorduk. Ama zaten Galatasaray Camiası da böyle bir sevk bekliyordu. Ama tabii ki burada e, orada temsilci raporlarına yansımadığı için bunu ceza olarak görmediler. Disiplin kuruluna getirmedi tabii ki. Peki Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selahattin Baki'nin A Spor'a özel açıklamaları vardı e, bugün. Ve son dönemde rakipler tarafından yapılan e, açıklamalar, algı çalışması e, e, hayretle izliyoruz dedi Fenerbahçe'nin sayın yöneticisi. E, İzleyelim o açıklamaları ardından devam edelim. Her ne kadar Emre Berezoğlu sezon başında takımın içinde de olsa, sportif direktör de olsa bir teknik direktör olarak sonuç itibariyle bir kamp dönemi geçirmedi. Onun için e, takımın başına geldikten sonra bunu bir fırsat olarak gördük. Hızlandırılmış bir mini kamp olarak değerlendiriyoruz. Hem Kafasındakileri takıma daha rahat e, öğretebilmesi açısından gösterebil.